Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeniniz Fethiye Tanrıverdi. Bugün denklemler ve eşitsizliklerle ilgili problemlere geçmiş bulunmaktayız. Öncelikle denklemler ve eşitsizliklerde sözel olarak verilen ifadeleri çevirsel ifadeye çevirmede hata yapmamamız gerekmektedir. O yüzden bu örnekleri iyice dinleyelim. Bir sayının 5 fazlası dediğinde sayı x dediğimizde çevirsel olarak x artı 5'i ifade ediyor olur. Ali'nin yaşının 2 katı denildiğinde Ali'nin yaşına x dersek 2 katından 2x'ini ifade ederiz. Veysel'in cebindeki paraya x dediğimizde 3 katı 3x eksi 10 ile ifade edilir. Bir sayının sayıya x diyelim, 3 fazlası x artı 3 yapar. Bu sayının 2 bölü 5'i devam ediyorum. O halde 2 bölü 5'inin 4 fazlası artı 4'ü de yanına ekleriz. Gökhan ile Cenk'in yaşları toplamı. Gökhan'ın yaşına x, Cenk'in yaşına y dediğimizde x artı y'nin 20'ye eşit olduğunu söylüyor. Kasadaki meyve x dediğimizde yarısı bölü 2 deriz. 6 fazlası da artı 6 şeklinde ifade edilir. 2 katının x dediğimizde 2 katı 2x. 4 eksiği 5'ten küçük. 5'ten küçük. Sayıları bu şekilde ifade edeceğiz. Karesi ile kendisinin toplamı. Kendisine x dediğimizde karesi x kare olur. Toplamı 20 olan sayılara o halde eşittir 20 deriz. Son olarak da bir sayının iki katının sayıya x dediğimizde 2 katı 2x. 3 fazlasının 3'te 1'i 1 bölü 3 yani 7'den büyük veya eşittir. Bu şekilde ifade edeceğiz. Cebirsel ifadeyi doğru çevirdiğiniz takdirde hata yapılmaz. İlk örneğimize başlayalım mesela. Bir sayının sayıya yine x diyeceğiz. 3 katı 3x. 4 eksiği aynı sayının 2 fazlasının 2 katına eşittir. Denklemi de çözdüğümüzde arkadaşlar x'i 8 olarak bulacağız. Bir diğer örneğimizde Pelin her gün bir önceki günden 10 sayfa fazla okuyarak 350 sayfalık bir romanı 5 günde bitiriyor. İlk gün kaç sayfa okuduğunu soruyor arkadaşlar. O halde Pelin ilk gün ilk sayfa okusun. Bir sonraki gün 10 fazlası x artı 10. Bir sonraki gün x artı 20, x artı 30, x artı 40. 5 günde görüldüğü gibi bitiriyor. Ve toplamda kaç sayfaydı? 350. O halde toplamı 350'ye eşitlenir. Ne yapar? 5x sabitleri toplayalım. 10, 20 daha 30, 30 daha 60, 40 daha 100. 5x artı 100, 350'ye eşit. 100'ü karşıya gönderdik. 5x 250, 5'e böldüğün takdirde de x 50 olarak bulunur. İlk gün okuduğu kitap sayısını soruyordu. İlk gün zaten ilk sayfa kitap okumuştu. O halde cevabımız 50 olacaktır. Örnek 21. Arkadaşlar merdiven sorusu önemli bir soru tipidir. Ayhan bir merdiveni ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inmiştir. İnerken ve çıkarken attığı adım sayısı 45 olduğuna göre merdivenin kaç basamaklı olduğunu bulunuz. Öncelikle bu tip sorularda merdiven basamağına harf verilir. Merdiven basamağına x basamaklı diyelim. İkişer ikişer çıktığına göre kaç adım atılır? X bölü 2 adım atılır. Üçer üçer indiğine göre kaç adım atar? X bölü 3 adım atar. Diyor ki inerken ve çıkarken attığı toplam adım sayısı neye eşitmiş? 45'e. Anlaşıldı mı? Payda eşitleyeceğiz, sonra da x'i bulacağız. 3 ile 2 ile 3x, 2x daha 5x. Paydaları 6 zaten. Eşittir 45'ten. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 9. İçler dışlar x eşittir 6 kere 9'dan 54 basamaklı olduğu görülür. Örnek 22. Demet'in parası Yiğit'in parasının 3 katından 20 fazladır. Kişilerim Demet ve Yiğit. Demet'in parası Yiğit'in parasına istersek 3 katından 20 fazlaymış. Demet Yiğit'e 50 TL verirse. Bekle. Demet Yiğit'e 50 TL veriyor. O zaman Yiğit'in parası x artı 50 olur. Demet'ten de 50 TL düşülecek değil mi? 3x. 20'den de 50'yi çıkarırsak eksi 30 olur.
paraları eşit olmaktadır. Son durumda paraları eşitmiş. Bu denklemi çözüyoruz arkadaşlar. X'i sol tarafa, eksi 30'u da sağ tarafa yollayalım. 3x'ten x çıktı 2x. 50, 30 daha 80. 2x 80 ise 2'ye böldüğümde x değeri 40 olarak bulunur. Neyi soruyor? Yiğit'in başlangıçta. Yiğit'in başlangıçtaki parası x'ti zaten. O halde 40 TL parası vardır. Örnek 23. Torunları ve vakit geçirmeyi seven Hüseyin Dede, yaşları 6, 8 ve 12 olan 3 torununa bahçesinden topladığı 45 tane cevizi yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde dağıtıyor. Torunların aldıkları ceviz sayıları dairesel bir grafikte gösterilirse, ortanca torunun aldığı ceviz miktarını gösteren daire diliminin merkez açısının kaç derece olup olacağını ve payı daire grafiği ile göstermemizi istiyor. O halde 6, 8 ve 12 ile ters orantılı olacaksa K bölü 6 ters orantılı ifademiz, K bölü 8, diğeri de K bölü 12. Toplamı neye eşit olacaktı? 45'e. Payda eşitlersek K değerini 120 olarak buluruz. Şimdi K değeri yerine yazılırsa A ne olur o halde? 120 bölü 6'dan 20. B ne olur? 120 bölü 8'den 15. C ne olur? 120 bölü 12'den 10. Bu durumda ortanca torun ne kadar almış? 15 tane ceviz almış. 15 cevizin 45 cevize oranı x'in 360 dereceye oranına eşitlenirse daire diliminde kaç derecelik açıyla gösterildiği bulunur. Ortanca 15 ceviz almıştı. Toplamda kaç ceviz vardı? 45. Peki 360 derecede kaç dereceye denk geldiğini bulmak için de x'in 360 dereceye oranını eşitlenir. 15'e böldüm 1, 15'e böldüm 3. İç dış 3x eşittir 360 dereceden. X'i 120 derece olarak buluruz. O halde daire grafiğinde ortanca torunun aldığı ceviz miktarı 120 dereceyle bu şekilde gösterilir. Örnek 24. Bir otobüsteki erkek yolcuların sayısı kadın yolcuların sayısının iki katıdır. Bu otobüse 3 erkek yolcu biner. Bu otobüsten 3 kadın yolcu inerse otobüsteki erkek yolcuların sayısı kadın yolcuların sayısının 3 katı olmaktadır. Erkek yolcular var, kadın yolcular var. Ne diyor başlangıçta? Erkek yolcuların sayısı kadın yolcuların 2 katıdır. Buraya x dersek erkekler onun 2 katıymış 2x. Buraya kadar tamamdır. Bu otobüse 3 erkek binerse o zaman erkek sayısı 3 artacak. 2x artı 3 olacak. 3 kadın yolcu da inerse o zaman kadın sayısı 3 azalacak. Ne diyor? Otobüsteki erkek yolcuların sayısı kadın yolcuların sayısının 3 katı olmaktadır. Bu eşitliği sağlarsak x değeri 12 olarak bulunur. Başlangıçta kaç yolcu olduğunu soruyor. X tane kadın, 2x tane de erkek vardı. Başlangıçta 3x vardı. X değerini biz ne bulduk? 12 bulduk. 3 çarpı 12'den de 36 yolcu olduğu bulunur. Örnek 25. Bir oyuncak imalathanesinde bir gün içerisinde üretilen oyuncaklar kutulara yerleştirilerek Sosyal Hizmetler ve Çocuk Beslenme Kurumu'na bağışlanacaktır. Kutulara 8'er oyuncak yerleştirilirse 20 oyuncak artmaktadır. Onar oyuncak yerleştirilirse de 7 kutu boş kalmaktadır. Buna göre bu imalathanede bir gün içerisinde üretilen oyuncak sayısını bulunuz. Bu tip ifadelerde arkadaşlar kutu sayısına harflendirme yapacağız. Kutu sayısını x ile gösterelim. Şimdi 8'er oyuncak yerleştiriyorum. O zaman 8x oyuncak olur. 20 tane de artıyor mu? Artı 20 ile ifade ederim. Bakın x tane kutuya 8'er oyuncak yerleştirirsem 8x. Bir de 20 fazlalığım varmış. Artı 20. Onar oyuncak yerleştirilirse o zaman x tane kutum vardı. Her birine onar tane koyarsam 10x oyuncak yapar. 7 kutunun ama boş kaldığını söylüyor. O halde kutu sayısının tamamını değil, x eksi 7 tanesini kullanmışız ve her birine 10'ar tane yerleştirmişiz. Birbirlerine eşit mi olmalılar? Evet. 10x'i dağıttığımda 10x geldi, eksi 70 geldi, eşitmiş.
8x artı 20'den. Yine bilinen bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa x değeri 45 derece, 45 olarak bulunur. Neyi soruyor? Bir günde zaten üretilen oyuncak sayısını soruyordu arkadaşlar. Herhangi birine ister buraya, isterseniz de buraya x gördüğümüz yere 45 yazdığımızda bir günde üretilen toplam oyuncak sayısını buluruz. Buraya yazalım isterseniz. 8 çarpı 45 artı 20'den 360, 20 daha 380 tane oyuncak imalat edilir. Örnek 26. Bir araç 1 litre yakıt ile şehir içinde 15 kilometre, şehir dışında ise 20 kilometre yol gidebilmektedir. Bu araç 30 litre yakıt ile şehir içinde ve şehir dışında toplam 550 kilometre yol gittiğine göre şehir içinde kaç metre yol gittiğini bulunuz. Şehir içinde tükettiği yakıt miktarını x denilirse, şehir dışında tükettiği yakıt miktarını da 30 eksi x deriz. Toplamda 30 litre yakıt vardı. X'ini şehir içinde, 30 eksi x'ini de şehir dışında kullansın. Şehir içinde 1 litre yakıt ile 15 kilometre gidiyorsa, x litre yakıt ile 15x kilometre yol gider. Peki şehir dışında 1 litre ile 20 kilometre gidiyorsa 30 eksi x litre ile 20 ile çarparız. Bu şekilde gider. Ve toplamda 550 kilometre yol gidiyordu. Toplamını 550 eşitleriz. Buradan x değeri 10 olarak bulunur. Şehir içinde olanı soruyordu. Şehir içinde 15 çarpı x kilometre yol gidiyordu. X'e 10 bulduysak 15 çarpı 10'dan cevabımız 150 kilometre olacaktır. Tel sorusu geldi şimdi. Bir telin bir ucundan 1 bölü 8'i kesilirse orta noktası 10 santimetre yer değiştirmektedir. Buna göre telin kesilmeden önceki boyunun kaç santimetre olduğunu bulunuz. Öncelikle bir telin orta noktası bir ucundan kesilen miktarın yarısı kadar yer değiştirir. Arkadaşlar, tekrar ediyorum bakın. Bir telin orta noktası bir ucundan kesilen miktarın yarısı kadar yer değiştireceğinden. Şimdi 1 bölü 8'i mi kesiliyordu? O halde tel uzunluğunu x diyelim. X bölü 8'i kesiliyor. Peki orta nokta yarısı kadar yer değiştiriyordu değil mi? Ve bu yer değiştirmenin 10 santimetre eşit olduğunu söylüyor. İç dış x bölü 8 eşittir 2 çarpı 10'dan 20. Tekrar iç dış x eşittir 160. Demek ki telin uzunluğu 160 santimetredir. Örnek 28'de sıra sorusu. Bu da karşınıza sıklıkla çıkacak soru. Bir konser bileti kuyruğunda Şeyma baştan 25. sırada, Harun ise sondan 18. sırada. Şeyma ile Harun arasında da 5 kişi vardır. Şeyma gişeye Harun'dan daha yakın ise kuyruktaki kişi sayısını bulunuz. Harun gişeye Şeyma'dan daha yakın ise kuyruktaki kişi sayısını bulunuz. Önce A şıkkından başlayalım. Arkadaşlar bir gişe belirleyelim. Şeyma gişeye Harun'dan daha öndeydi değil mi? Evet. Önce Şeyma'yı yerleştiriyorum. Daha sonra Harun'u yerleştiriyorum. Şeyma için ne demişti? Baştan 25. sırada. O halde şu bölgenin 25 kişi olduğunu söylüyor. Harun ise sondan 18'di. O halde buranın da 18 kişi olduğunu söylüyor. Şeyma ile Harun arasında da kaç kişi vardı? 5 kişi vardı. Peki, şekildeki gibi sıraya girdiklerinde kuyruktaki kişi sayısı ne olur? 25, 5 daha 30, 18 daha 48 olacaktır. Harun önde, Şeyma daha arkada olduğunda, yani Harun bir şeye daha yakın olduğunda, Harun sondan 18 kişiydi. Şeyma da baştan 25. kişiydi. Arada da 5 kişi vardı. Değil mi? Bu tip olan durumlarda da 25 ile 18'i toplarız 43 kişi içerisinde. Hem aradaki 5 kişi hem de Harun ve Şeyma ikişer kez sayıldığında. Çünkü topladığımda Harun'u da 2 defa sayıyorum, Şeyma'yı da 2 defa sayıyorum. Bir de aradaki 5 kişiyi de sayıyorum. O yüzden toplamdan hem 5'i çıkarmam lazım
Hem de ikişer depa saydığım için iki daha çıkarmam lazım. 36 kişi olacaktır. Örnek 29. Kardeşlerini çok seven Betül parasını kardeşleriyle eşit olarak paylaşırsa her birine 8 TL düşmektedir. Kardeşlerin 6'şar Türk lirası verirse Betül'e 14 TL kalmaktadır. Buna göre Betül'ün toplam kaç Türk lirası olduğunu bulunuz. Şimdi Betül'ün kardeşlerin sayısını x diyeceğiz. Ne diyordu? Kardeşleriyle eşit olarak paylaşırsa her birine 8 lira düşüyor. Şimdi Betül'ün kardeşleri x. Bir de kendisi var. X artı bir kişi. Her birine 8 lira düşüyor. Toplam para miktarı bu değil mi? İlk verilen ifadede. Daha sonraki ifadede kardeşlerine kardeş sayısı x'ti. 6'şar lira verip kendine ne düşüyordu? 14 lira. O halde burası da bir toplam. Birbirlerine eşit olmalılar. Buradan da x değeri 3 olarak bulunur. Yani kardeş sayısı 3'müş. Toplam parasını bulmak istiyorsak da herhangi bir denklemde ister burada ister burada yerini yazacaksınız. Burada yazalım hemen. 8 çarpı 3 bir daha 4. 8 çarpı 4'ten 32 TL parası vardır. Örnek 30. Aylin, Çağla ve Can 50 adet, 56 adet fındığı aşağıdaki gibi paylaşmıştır. Aylin'in fındıklarının sayısı Çağla'nın fındıkların sayısının 4 katıdır. Çağla ve Can'ın toplam fındık sayısı Aylin'in fındıklarının sayısının 3 bölü 4'ü kadardır. Bu bilgilere göre Aylin'in payına kaç fındık düştüğünü bulunuz. Çağla'nın fındık sayısına x dediğimde Aylin'in fındık sayısı onun 4 katıydı değil mi? O zaman Aylin'in 4x fındığı var. Çağla ve Can'ın fındık sayısını bilmiyorum. Ona da y diyelim mi? Çağla ve Can'ın toplam fındık sayısı Aylin'in fındıklarının 3 bölü 4'üne eşittir. Çarpım durumunda olduklarından 4'ler gitti. X artı y eşittir 3x. X'i de karşıya atarsak y değeri 2x olarak bulundu. Y'yi de x cinsinden bulduk 2x. Toplamda 56 adet vardı değil mi? Toplayalım. X 4x daha 5, 2 daha 7x. 7x eşittir 56. Buradan da x değeri 8 olarak bulunur. Aileni mi soruyordu? Ailenin 4x fındığı vardı. X'i de yerine yazarsam 4 çarpı 8'den 32 adet olduğu bulunur. Örnek 31. Kılavuz okuduğu bir kitabın 1 bölü 3'ünü günde 25 sayfa okuyarak, kalan kısmını ise günde 20 sayfa okuyarak toplam 14 günde bitirmiştir. Buna göre Yavuz'un okuduğu kitabın kaç sayfa olduğunu bulunuz. Şimdi böyle kesirli olan verilen sorularda arkadaşlar kesirle uğraşmamak adına paydanın katını verseniz daha iyi olur. O yüzden 1 bölü 3'ü dediği için paydanın yani 3'ün katı 3x diyelim kitabın tamamına. 25 sayfa okuyarak bitirdiği kısım ilk sayfa. Çünkü 3x'in 1 bölü 3'ü x olur. Demek ki 20 sayfa okuyarak bitirdiği kısımda toplamda 3x'ti. X'i çıkardığımızda da 2x olur. İlk sayfalık kısmı günde 25 sayfa okuyarak x bölü 25 günde. 2x sayfalık kısmı günde 20 sayfa okuyarak da 2x bölü 20 günde bitirecektir. Toplam gün sayısı var elimde çünkü. Toplayalım. 14'e de eşitleyelim. X bölü 25 artı 2x bölü 20 eşittir 14'ten. Bir payda eşitleme düzenleme yapılırsa x değeri 100 olarak bulunur. O halde x değeri 100 ise kitabın kaç sayfa olduğunu soruyordu. Kitaba 3x demiştik. X gördüğüm yere 100 yazarsam 3 çarpı 100'den cevabı 300 olarak bulacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.